Hizalanma sırasında, tam tutulma anında insanlık yok olacak. Güneş ve Ay'dan gelen mesaj buydu. Geçenlerde izlediğim bir kısa filmin girişi bu şekildeydi. Filmi bitirdiğimde değişik duygular içerisindeydim. Filmin üzerimde bir etkisi olmuştu ve bu etki zamanla büyüdü, dışarı taştı. Bilmiyorum, izlediğim zamanı düşünüyorum. Çok vakit geçti fakat bende farklı bir etki bıraktı. Ben de dedim hakkında bir video çekeyim bari. Filmi tekrar izledim. Tekrar ve tekrar. Her izlediğimde biraz daha etkilendim. Sahneleri inceledikçe bu hikayeyi anlatış şekilleri çok hoşuma gitti. Bu kadar hoşuma gitmesindeki sebepleri aramaya karar verdim. Bu kısa filmin linkini aşağı koyacağım. Tavsiyem o filmi izleyip tekrar videoma dönmeniz. Güneş ve Ay'dan mesaj geldi. Hizalanma sırasında, tam tutulma anında insanlık yok olacak. Dünyanın yok olacağını duyan insanlar ellerinde tutulmanın sembolleriyle sokaklara dökülüyor. Bir nevi kıyamet öncesi kaos. Bu mesajı alan dünyanın bütün devletleri toplanıyor ve bir fikir birliğine varıyor. Göklerle görüşmek için bu adam görevlendiriliyor. Karakterimiz takım elbise giyiyor. Dünya kültürüne göre takım elbise genelde bürokrasiyi temsil eder. En azından bu dönemde öyle. Fakat dikkat ederseniz adamda bir seyyar satıcı havası da var. Çünkü karşısındakileri ikna etmesi gerek. Dünyamızın şu anki durumunu ve görüşmenin yapıldığı bu mekan arasındaki farklılık da benim hoşuma gitti. Bir tarafta kaosun hakim olduğu gri, soğuk, donuk bir şehir, diğer tarafta rengarenk, eğlenceli ve davetkar bir çocuk parkı. Bu ayrıma dikkat çekiyorlar. Belki de dünyada artık nadir bulunan bir şeyi vurguluyorlar. Güneş ve Ay'ı çocuk olarak tasarlamaları da hem bu fikri güçlendirmek hem de masumiyetlerini ön plana çıkarmak için olabilir. Filmin bu noktasından sonra işin içine bol bol sembolizm ve soyut sahneler giriyor. Mesela neden rüzgar gülü olan bir tarla? İnsanın gökyüzüne ulaşma arzusu ilahi enerjiyi kontrol etme isteği. Bizden bir örnek verecek olursak, semazenleri düşünebiliriz. Doğadan veya Tanrı'dan verileni alır, dönüştürür ve yaşam için kullanır. İnsan ruhunun arzusunun ve maddi ile manevinin arasındaki zamansız dansın sembolü olarak ortaya çıkar ve görüşmeler başlıyor. Karakterimizin ilk dediği şey, "It wasn't going to be an easy negotiation." Bu kolay bir müzakere olmayacak. "My opponents did not seem to realize the magnitude of the situation, probably because we didn't have the same things at stake." Ardından olayların ciddiyetini anladıklarını sanmıyorum diyor. Sebebini ise risk altında olan şeylerimiz aynı değil, bu yüzden diyor. Yani dünya yok olacak ve bizim problemimiz daha büyük demek istiyor. Fakat durum gerçekten böyle mi? Dünya Güneş ve Ay'a teklif edilmek üzere 3 seçenek hazırlıyor. İlk teklif, insanlığın şimdiye kadar elde ettiği bütün bilgiyi sunmak. Teklifi sunarken arka planlar da değişiyor ve bir sürü kitabın üst üste dizildiğini görüyoruz. Normalde insanlar için çok değerli bir kaynak. Çünkü yüzyıllar boyunca toplanmış bu bilgiler için insanlık çok uğraştı. Fakat karşısındaki gezegenine hayat veren dünyadan daha uzun süredir yaşamını sürdüren Güneş. Burada gösterilen tek sayfa kağıdın da anatomi çalışması olması hoş bir ayrıntı. Belki de filmi yapanların çoğunluğunun çizer olmasıyla alakalı olabilir, bilemiyorum. Ya da Leonardo da Vinci'nin ünlü anatomi notlarına da bir gönderme olabilir ama aslında benzemiyor çok. Birinci teklifi çok ciddiye almayan Ay, kağıdı alıyor ve sandalye şeklinde tekrar koyuyor. Arkadaki kağıtların ve kitapların hepsinin de sandalyeye dönüştüğünü görüyoruz. Güneş dünyadan önce de var olduğu için aslında daha bilge olan o mu demek istiyorlar bilinmez. Fakat Ay ve Güneş bu teklifle ilgilenmiyorlar. Sırada dünyadaki güç sahipleri tarafından itirazlara uğramış fakat yine de kabul edilmiş ikinci teklif güç. Burası biraz daha açık anlatılmış. Güç teklifini sundukları yer bir taht odası. Verilen şey de bir taç, yani gücün sembolü. Dikkat ederseniz dünyanın son derece ciddi ve düşünülmüş bu kararlarına dalga geçer gibi yaklaşıyorlar. Sanki tekliflerin hiçbir önemi yokmuş gibi. Bu arada adamın vücudundaki güneş lekeleri ayrıntısı da çok hoş. Adam güneşle anlaşma yaptığı için ona yaklaşıyor ve yaklaştıkça vücudundaki lekeler zamanla artıyor. Sundukları son seçenek
aslında herkesin aklına en başta gelen fakat kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir şeymiş. İnsanoğlu yine tek bildiği şeyi yapıyor. Bunu yaparken de düşman belirlediği kişilerin dikkatini dağıtarak en beklemedikleri anda alçakça yapıyor. Üçüncü teklif. Şiddet. Ay karakteri bu tavırdan sonra insanlığı temsil eden bu adama dünyalarının aslında ne kadar da hassas ve kolaylıkla yerle bir edilebileceğini anımsatacak bir hareket yapıyor. O sert zemin bir anda kağıtmışçasına dengesini kaybediyor ve sallanmaya başlıyor. Karakterimiz sonsuz uzay boşluğunda sürüklenmeye başlıyor ve hikayeyi daha iyi anlamaya başlıyoruz. Burada açan çiçek aslında yeni doğan bir yıldızı sembolize ediyor ki zaten çok açık bir şekilde yıldız yapılmış. Yıldızlar doğuyor, büyüyor, yok oluyor ve tekrar doğuyor. Bunun farkına varan karakterimiz uzay boşluğunda yuvarlanmaya devam ediyor. Nilüfer çiçeklerinin olduğu bir göl gibi resmedilen bu mekan aslında yıldızların olduğu uzayı temsil ediyor. Ve işte orada en büyüklerinden biri olan bizim yıldızımız Güneş. Güneşin bulunduğu çiçek ve adamın bulunduğu çiçeklerin renkleri de Dünya ve Güneş'i temsil etmesi için seçilmiş. Mavi ve sarı. Yani bu mekan aslında bizim galaksimiz. Anlıyoruz ki karakterimiz ya da insanlığın sandığının aksine Güneş güçlü bir durumda değil. Tam tersi, gücünü kaybediyor, ölüyor. Ve farkına varış. Just like us. Stars also fade away. Tıpkı bizim gibi yıldızlar da solup gider. Waves, dalgalar kıyıları aşındırır. Soft colors, gökten düşen yumuşak renkler, muffled speech, yankıların donuk konuşması, ufukta parlayan çiğ. Dünyanın çıkarları için olan müzakereye o kadar takıldım ki şunu aklımdan çıkardım. You can't negotiate with the stars. But their light is beautiful.